kısmet ederse İzlik-Yenişehir arası 15 dakikaya düşecek demiştir. Bazı muhalefet partisindeki arkadaşlarınız Osman Sarık'ın Yenişehir yolunu 15 dakikaya düşecek dediler. 10 dakikaya düşürdük, Allah'a şükürler olsun. 10 dakikaya düştü. O da yetmedi. Sayın Bakanımız, Başbakan Yardımcımız çevre yolunda ilave etti. Allah nasip ederse bundan sonra çevre yolumuz da var inşallah. Evet, burası tarım memleketi dedik. Ne yaptık? Göletlerden başladık. Sağ olsunlar, Buski, DSE'yi bize desteklemiş, bir zaman esirgemedi. Önce Mahmudiye Gölet, Hisardere Göleti'ni yaptık. 20 trilyon lira arkadaşlar. Hisardere Göleti'nin maliyeti kapalı sistemiyle beraber 20 trilyon lira. Akabinde Mahmudiye Gölet'ini yaptık. O da 17 trilyon lira. Kapalı sistemiyle birlikte. Akabinde Hacı Osman Gölet'ini yaptık. Dün de Derbent Gölet'ine başladık. Derbentli kardeşlerimize de Derbent Gölet'i hayırlı olsun inşallah diyorum. Evet, biz İrtiğimizi su cenneti haline getireceğiz. Bunun sözünü verdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Tacir'de de göletimiz olacak, İhsaniye'de de göletimiz olacak. İhtiyaç sahibi bütün köylerimize büyükşehir desteğiyle bu göletleri yapacağız inşallah. Çünkü biz tarım memleketiyiz. İrtiğin %75'inin geçim kaynağı tarım. İkincisi ne arkadaşlar? Turizm memleketiyiz, tarih cennetiyiz. Evet, 4970 metre surumuz var. Bu surların üzerinde de 238 tane burcumuz, 8 tane de zindan diye tabir ettiğimiz eskiden zindan olarak kullanılan odalarımız var. Allah nasip kısmet ederse turizme bunları açıyoruz. Bu zindanları, bu kuleleri İstik'te hemşehrilerin hizmetine sunacağız. Bir kısmını da sanat galerileri haline getireceğiz. Buradaki İstikli sanatçılarımız, çizicilerimiz, ressamlarımız, yazarlarımız burada işlevlerini sürdürmeye çalışacaklar değerli dostlarım. Evet değerli arkadaşlarım, İstik turizm kenti diyoruz ya, ama bugüne kadar maalesef 10 yıldan beri İzni'ye bir tek çivi bile çakılmadı. Hep turizm kenti dendi, İzni'yi tanıtım yılı dendi. Ama ne yazık ki bugüne kadar bir takım kebapçılarda, bir takım restoranlarda yemekler yendi, tanıtımlar yapılmaya çalışıldı. İzni göle tanıtılmaz arkadaşlar. İzni'yi tanıtmak için önce yollarını halledeceksin, şehir içi düzenlemeleri yapacaksın. Turistlerin rahat gezebilmeleri için bazı caddelerde trafiğe kapatacaksın ki turist İzni'ye geldiği zaman rahat bir nefes alsın. İzni'de Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti göl var, göl. Bu sahili öyle bir düzenleyeceğiz ki Allah nasip ederse gelenler İznik Gölü sahilinde gezmek için, İznik Gölü sahilinde yürüyüş yapabilmek için, İznik Gölü'nde sportif aktivitelerini yerine getirebilmek için yarışır hale gelecekler inşallah. Bunları da yapabilmemiz için sizlerin destekleri lazım. Bu akşam burada sivil toplum örgütleri var. Bu sivil toplum örgütlerine diyorum ki arkadaşlar gelin İznik hepimiz. Hep birlikte İznik'i yeniden imar edelim. Hep birlikte yeniden medeniyetler başkenti yapalım. Hep birlikte İznik'i hak ettiğimi konuma getirelim. İznik Bitinya için ne kadar önemliyse, Roma için, Bizans için, Selçuklu için, Osmanlı için ne kadar önemliyse ben inanıyorum ki sizler için onlardan daha fazla önemli. Çünkü İznik tarım kenti, İznik turizm kenti, İznik tarih kenti. Sizler destek vereceksiniz. Sayın Başbakan Yardımcı da burada. Başbakan Yardımcımız da bize destek verecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize destek verecek. Ve İznik'i yeniden imar edecek inşallah. Değerli dostlarım, bazı arkadaşlarımız diyorlar ki AK Parti dışarıdan bakan desteği almaya başladı. Milletvekili desteği almaya başladı. Evet sevgili dostlarım, bizim başbakana da ihtiyacımız var. Başbakan yardımcısına ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na ihtiyacımız var. Biz
onlarla birlikte bu şehri yeniden imar edeceğiz. Çünkü geçen dönem hatırlayın, bazı arkadaşlar demişti ki, hatta reklam kapakları yapmışlardı. Bizim Ankara'ya da ihtiyacımız yok, Bursa'ya da ihtiyacımız yok, biz kendimize yeteriz demişti. Şimdi kendilerine yetiyorlar mı? Arkadaşlar size soruyorum, yetiyorlar mı? İzleyin konumu ne alemde? Gelecek nesillere öyle bir izlik bırakalım ki benim babam, benim anam, benim amcam AK Parti'ye gönül vermişti. AK Partili kardeşlerimle gerçekten yaşanabilir bir izlik bıraktı desinler bize. Biz arkamızdan dua okusunlar, beddua okumasınlar. Dürüstçe, doğruca, çalışkanca bu izliği hep beraber imar etmeye hazır mıyız arkadaşlar? Bir daha soruyorum. Sivil toplum örgütleri başkanlarıyla, muhtarlarımla, halkımla, yönetim kurulu üyelerimle izliğimizi yeniden imar etmeye hazır mıyız? Evet. Ben de Sayın Başbakan Yardımcım adına, Sayın İl Başkanım adına, Sayın Büyükşehir Başkanım, Belediye Başkanım'ına diyorum ki inşallah 30 Mart'tan sonra İznik'te yeni bir dönem başlayacak. Hep birlikte İznik'i yaşanılabilir hale getireceğiz. Gelecek nesillere de medeniyetlerin başkenti İznik'i de miras olarak bırakacağız diyorum.